Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantı çok önemli çünkü masadaki başlıklar çok kritik. Gözler vaka sayılarının seyrinden aşı seferberliğine, mutant virüsten iç ve dış ilişkilere birçok başlığın ele alınacağı toplantıdan çıkacak kararlara çevrildi. Özellikle kafe ve restoranların normalleşme beklentileri ve bilim kurulunun henüz normalleşme için erken tavsiyeleri çerçevesinde toplanacak kabine. Alınan son kararları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Restoran işletmecilik kabine toplantımızda değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Gözler kabine toplantısında. Çünkü çok önemli başlıklar masada. Kısıtlamalar gevşeyecek mi? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Peki aşılama takviminde son durum ne? Tüm bu sorular ve daha fazlası için gözler işte bu salonda, bu masadan çıkacak kararlara çevrildi. Elimize gelen verilere bakarız. O verilere göre de gerekirse bir esneme yapılabilir. Salgınla mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek. Önlemler kapsamında uygulanan yasakların devam edip etmeyeceğine karar verilecek. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Ve şu anda başarılı bir süreç var. Bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek, o riski almak istemiyoruz. Biz Ankara için beşincisini bekliyoruz. Bilim kurulu üyeleri son günlerde mutasyon riskine de dikkat çekiyor. Sağlık Bakanı 17 ilde 128 kişide mutasyonlu virüsün görüldüğünü açıkladı. O yüzden tedbirlerin bir süre daha devam etmesi muhtemel. Vaka sayımız son dönemde 5000'lere kadar düşmüşken tekrar 7000'ler seviyesine geldi. Bu vaka artışlarında elbette mutasyonun da etkisi olabilir. Kabinenin bir diğer gündemi aşı çalışmaları olacak. Aşılananların sayısı 2 milyona yaklaştı. Çalışmalardaki son durumu bir sunumla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabineye anlatacak. Zamanından önce ve topyekun bir gevşemeye girer isek bu da bize vaka sayılarında tekrar yükseliş olarak hızlıca döner. Özellikle kış ayları tehlikeli bir dönemdir.